arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir. Oyunculuk üzerine başlattığım programın ikinci bölümünü Koray Gedik'le devam ettiriyorum. Koray Gedik tabii ki oyuncu, eski arkadaşım, dostum, beraber projelerde yer aldık. Koray Gedik'in ayrıyetten şöyle bir başarı öyküsü var oyunculuğun yanı sıra. Kaç kiloydun abi? 140. 140 kilodan şu an 95. 95 kiloya indi arkadaşlar. Güzel de oldu. Valla tebrik ediyorum abi. 45 kilo. Gerçekten büyük başarı. Benim de hayalimdi. Ben de uzun seneler hep kiloluydum biliyorsun. Biliyorum, eski halimiz. Biz beraber Kanal 7'nin projesinde oynadığımızda, Emin Selim'i oynadığımızda. Selim abi. Selim abi. Selim abi. Gene 140-143 kilolarında falan. Maşallah abi yani. Uzun seneler hep böyle kiloluydum. Oyunculuk şu an ne durumda abi? Evet, birçok projede yer aldın. Beraber de çalıştık. Kendi başına yaptığın. Büyük kanallarda, büyük isimlerle çalıştın. Şu an ne alemde, şu an ne durumda? 3 seneden beri kendimi Minalas'a çektim. Bu sorunlardan dolayı mı? Sağlık sorunları, kilo verme falan? Yenilenme diyelim ya. Kendini özlettiriyorsun abi. Efendim, biraz da yüzünü unutturmak lazım. Eyvallah. Yani birçok bilinen ve önemli işlerde yer aldı. Allah'a şükür güzel işler yaptık bu zamana kadar. Hatırlarsın, TRT1'de Hanım Eli Sokak'ın bir dizimiz vardı. Aynen. Bunun ana kastındaydım. Yaklaşık 13 bölüm sürdü. 13 bölüm sonunda final yaptık. Yine TRT1'de Babacan... Babacan'dır var, Yamak Ahmet var. TRT'de birçok iş yaptık, yaptık. Hanım Eli Sokağı'nda çok güzel bir kadroyla oynadık. İşte başrollerde Erkan Petekkaya, Sermiyan Midyat... Şafak Sezer, Güzün Usta... Şerif Sezer... Turgay abi, Turgay Tanülkü, Şerif Sezer. Yani müthiş bir kadroyla oynadık. İsmini hatırlayamadım. Arkadaşlarımdan özür dilerim, abilerimden, ablalarımdan. Müthiş bir kadroydu. Bedelde de oynamıştın TRT. Tabii. TRT değil, 2000... pardon. ATV. ATV'de. O da 2015 senesinde yayınlandı. Orada da Necip Memili. Evet. Kadro iyiydi abi. Kadro çok güzeldi. İşte Osman abi, Osman Alkaş vardı. Sedef Avcı vardı. Bunun yanında Rozet Hubeş vardı, evet. Selma Kutlu vardı. Yani müthiş insanlarla çalıştım. O da benim için çok keyifli. Kerem Kupacı vardı. Doğru. Onlarla birlikte ana kasta yer aldım. O bölüm, o işte 20 bölüm sürdü. O da benim için çok keyifli bir işti. Ben iyi olacağına inanıyorum abi. Çünkü daha önceki fiziki yapınla aldığım o kadar işleri şu anki haliyle baktığın zaman hem daha farklı roller gelecektir, hem daha güzel, değişik, farklı işler gelecektir. Ya, tabii ki. O zaman kilom varken aldığım karakterler belli. Gibi. Yani bir klişede gidiyorsun. Ama bundan sonra daha böyle, ne bileyim, bir başrolün bir abisini oynuyorum. Değişik bir, daha böyle. Bir arkadaşını oynuyorum. Eyvallah. Yani ne bileyim, yan karakterlerde daha iyi karakterler alayım. Güzel şeyler. Güzel şeyler. İnşallah olacak. Peki diyorsun. Bu güzel şeyler için kendini yeniledin abi. Görüşmeler, sohbetler, işte var mı teklif ya da... Valla ara ara görüşmeler oluyor. Arkadaşlarımız sağ olsun arıyorlar. Kast direktörü arkadaşlarımız, menajerler vesaireler. Ama şu an... Çünkü piyasada eskisin abi. Biliyor insanlar yani. İşte piyasanın içindeki insanlar, hani kast direktörleri dediğin falan, hani bilinen insanlar olduğunuz için sizi tanıyorlar zaten. Ara ara tabii ki bir şeyler geliyor ama İstediğim şeyler olmadı bu zamana kadar. Durdurduk. Şimdi güzel bir şeyler. Şimdi olacak mı? İnşallah olacak. Allah'ın izniyle bundan sonrası hayırlı olacak. Koray Gedik gerçekten yetenekli ve eski bir oyuncudur. Hatta şöyle söyleyeyim, yani 20-25 yılın var abi bu piyasada. Vallahi Cüneyt'ciğim, tamına 22 sene oldu. Yani bir ömür. O zamanki işlerimiz 99 senesinde benim ilk işim. Hangisiydi abi? Üvey Baba, Şemsin Kaya'yla birlikte. Şemsin Kaya parayı buluyordu senaryoda. Ya bir sahnenin tozunu yiyerek geldik, evet, diyebilirim. Çekirdekten yetiştik. Alaylıyız. Eyvallah. Diyoruz biz. 2009'a kadar birçok projede yer aldım. Diyaloglu oyuncu olarak. Sonra çok güzel bir reklam işi geldi bize. Gençken yapılması gereken, evet, yüz şey, evet, diye bir, evet, şey vardı. Onun bir maddesini çektik, şu an hatırlamıyorum. O işte mesela güzel bir işti benim için. Çok keyifli bir şeydi. Biraz o gerek kiloluyum o zamanlar. Bir sürü kovalama sahnesi var, koşma sahneleri var. Nefes alamıyorum. Koş. Bayağı bir yorulmuştum. Onun sonrasında
bence patlama noktam herhalde o Maret sucuklarıyla. Sucuk reklamı tabii aynı döneme aşağı yukarı. 2000, Kadir Çöpdemir'le 2010 beraber. Senesine falan denk geliyor. 2010 muydu, 11 miydi? Ondan sonra zaten Türkcell reklamı, ATV'de güzel bir proje, Miran Ağa, Aşk Bir Hayal diye bir evet. iş vardı. Gene Türker abla o zamanlar konuşuyoruz, görüşüyoruz. O ayarladı. 1-2 bölümlük bir iş orada gene yer aldım. O işlerin arkasından hemen zaten Hanımeli Sokağı'nın aynen. ana kastı geldi. Ben işimi çok seviyorum. Eyvallah. Yani oyunculuk benim için çok üst sıralarda, anladım. Hayatımı sıralamaya koyduğum zaman çok değerli benim için. Ben sette 17 saat, 18 saat çalışayım, gocunmam. Ama bir işi bir 6-7 saat yaptığım zaman sıkılırım, bunalırım. Evet. Oyunculuk benim için çok önemli, çok sevdiğim bir iş, severek yaptığım bir iş ama maalesef arkadaşlar bu iş çok nankör bir iş. İnşallah güzel olur senin için abi. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Gerçekten İnşallah. Başarılar diliyorum. İnşallah. Şöyle piyasaya bir sağlam giriş yaparsın. Kısmet diyelim, hayırlısı diyelim, hayırlısıysa olsun diyelim. Yani çok fazla da olsun, olsun, olsun diye. Evet, şey rahat olmak lazım. Tabii tabii, rahat hayırlısıysa, olmak. Kısmetimse. Evet. İşte eski oyuncuların rahatlığı, profesyonelliği böyle arkadaşlar. Estağfurullah. Hiç yani oralı olmuyorlar. Adamlar profesyonel abi, biliyorlar işi. Abi söylemek istediğin bir şey varsa, gönlünden ne geçiyorsa. Vallahi bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Güzel şeyler olacak. İnşallah. Arkadaşlar oyunculuk üzerine yapmaya çalıştığım program ikinci bölümüydü. Olabildiğince bu işin, bu sektörün içerisinde aynı Koray Gedik gibi işin ehlisi, profesyonel ve eski olanlar, yeni olanlar, yani oyunculuk üzerine, sanat üzerine o programı olabildiğince devam ettirmeye çalışacağım. Eskilerden, yenilerden artık ne olacak? Sürpriz, o da sürpriz. Kim olacak? Kimler olacak? Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Koray Gedik eski oyuncudur. Herkese profesyonel oyuncudur. Saygılar, sevgiler. Saygılar. Allah'a emanet.